Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün BMW 1.16'nın direksiyon kılıfını yenileyeceğiz. Direksiyonumuzda gördüğünüz gibi kılıf var ama şuralarda böyle iki katlı olduğu için ben bunu beğenmiyorum. Bunu tamamen sökeceğiz ve yeni kılıfımızı hemen gösteriyorum. Şu şekilde bir direksiyon kılıfımız var. Bunu montaj yapacağız. Bu direksiyon kılıfımızı montaj yapacağız direksiyonumuza. Şurada gri bir ayrıntı var. Burası tam ortaya geliyor. Bu kısmı karbon. Karbon görünümlü daha doğrusu. Burası da şu şekilde bir deriye sahip. Bunlar zaten sunidir arkadaşlar. İlk önce işlemimize eski kılıfı sökerek başlıyoruz. Onun için de bize falçata gerekiyor. Falçatayla şu dikiş yerlerini sökeceğiz. Şöyle kesiyorum. Bu zaten direksiyon kılıfı daha yeni takılmış. O yüzden kolay sökülüyor. Tabii direksiyonumuzun kendisine de zarar vermemeliyiz. Evet, direksiyonumuzu tamamen yerinden çıkardık arkadaşlar. Dikişlerini söktük daha doğrusu. Şöyle tamamen çıkardığımızda da eski direksiyonumuzun hali bu şekilde. Orijinal direksiyon kılıfını sökmüşler. Deforme olduğu için sökülmüş olabilir. Biz de bütün araçlara, bütün direksiyonlara uyumlu olan modelden kullanacağız. Evet, ilk önce şunu yerine takalım. Ortalayıp takmamız gerekiyor. Uyuması için. Şöyle daha güzel görünecektir. Önceki halinden. Evet, bu şekilde takılıyor. Şöyle birebir ortalamamız lazım. Evet, işlemimize başlayalım. İlk başlangıçta bir dikiş atmamız gerekiyor. Şuradan böyle bir geçelim, bir de arkadan geçireceğiz. Dikiş arkada kalırsa daha iyi olur. Şimdi tekrar. Evet, bu şekilde işlemimize başlıyoruz. Bir detayı vermek istiyorum. Şimdilik düşünceme göre direksiyon kılıfını fazla beğenmedim ama bakalım bittiğinde nasıl görünecek. Malzeme nasılmış bakacağız. Şu an pek iyi görünmüyor açıkçası. Aslında hep aldığım ürün ama birazcık farklı geldi gözüme. Bakalım en son bittikten sonra nasıl olacak. Evet, gördüğünüz gibi bu kısım arkadaşlar. Bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada. Toplamda 3 tane var. Direksiyon kılıfını dikiyorsunuz. Sonra şurada boşluklarda dikmiyorsunuz. Normalde ben bunu arka tarafından geçirip buradan tekrar başlıyordum. İpi kesmemek için. Ama burada düğüm atacağım çünkü ürünün kalitesini fazla beğenmedim. Şuradan bir düğüm atıp kesip sonra tekrar başlayacağım. Şöyle bir düğüm atalım hemen. Düğümü yine arka tarafta tutmaya çalışalım. Evet. Şimdi bunu kesiyoruz. En son bunları çakmak yardımıyla ısıtıp yakacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bu kısmı başlayacağım. Tekrar burayı bitireceğim. Sonra da burayı bitireceğim. Devam edeceğiz. Evet, ilk bölüm şu şekilde. Böyle birer birer netleştirebilirsek, evet, bu şekilde oluyor. Dediğim gibi ürünün kalitesi fazla beğenmedim ama bitince çok kötü olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu kısma başlayacağız. Burayı bitireceğiz. Daha sonra da burayı bitirdikten sonra direksiyon kılıfımızın montajı tamamlanacak. Evet arkadaşlar, bu kısma kadar geldik. Şimdi direksiyonumuzu sürekli çeviriyoruz. Şu şekilde çevireyim. Her dikiş yerinin arasından geçirerek bir ön taraftan, bir arka taraftan, bir ön taraftan, bir arka taraftan geçirerek bu şekilde devam ediyoruz. Direksiyonumuz bu şekilde dikiliyor. Evet, direksiyon kılıfımız tamamen bitti arkadaşlar. Şu şekilde böyle detaylı bir şekilde göstereyim. Şimdi burada bir ekimiz var. Burada ekimiz var. Buradan buraya olmuş oldu. Bu şekilde buradan devam ettik ve bitirdik. Şimdi direksiyonu bir düzeltelim.
Evet, şu şekilde gösterecek olursak direksiyonun bazı yerleri bu şekilde olduğu ve engel olunmuyor. Şöyle ipini çektiğinizde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu çözemedim. Yani bu sıkıntıya çözüm bulamadım. Buralar birazcık daha iyi ama gördüğünüz gibi şöyle katman katman oluyor. Ben bu ürünü açıklama kısmına tekrar ekleyeceğim. Normalde başka direksiyon kılıfları da taktım. Görünüş olarak birazcık güzel oluyor olabilir. Güzel görünüyor olabilir belki ama ürün hiç güzel değil. Yani iyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Bu yüzden ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bu ürünü eklemezsiniz. Satıcıyla alakalı bir durum yok ama bu ürünü satın almayın. Direksiyon kılıfı alacaksanız. Normalde aynı ürünün başka renklerinden kullandım. Burası karbon, burası deri olan ve burada işte buna yüzük diyorlar. Kırmızı, mavi, işte siyah yüzüklü hep kullandım. Onlar iyiydi. Ama bunun kalitesi gerçekten kötü. Görünüşü internette iyi görünüyor ama geldiğinde kötü oluyor. Bunu da buradan belirtmek isterim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi bunları kesip çakmakla yakayım. Evet, direksiyonumuzun son hali bu şekilde. Tamamen iplerinden arındırdık. Bu şekilde görünüyor. Birazcık güneşte bırakayım da arabayı, şu deformeler iyice yerine otursun. Yoksa kullanacak gibi değil. Hissiyatı çok iyi aslında ama görünüşü gerçekten kötü oldu. Malzeme kalitesi de işte gözünüzü kapattığınızda mesela belli oluyor. Malzeme kalitesi de pek iyi değil arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.